Ne olacak şimdi peki? Bu durumu kabul edecekler mi sanıyorsun? Bilmiyorum. Ama bir süre işten uzak durmalı. Sürekli onun sorunlarıyla uğraşmaktan şirketin sorunlarıyla uğraşamaz hale geldik Salih. Yani tek sebep bu mu? Ömer'e karşı özel bir hesabın yok mu? O aileye yaklaşmam nefret duygularıyla oldu, evet. Ama bu durum farklı, bari sen anla abi. Adam sorun çıkarmaktan başka ne yaptı Allah aşkına? Baksana senin başını bile derde soktu. Ekrem onun yüzünden hastanede yatıyor. Nasıl böyle düşünürsün abi? Üstelik herkes böyle düşünüyor, Filiz bile. Sen yine de hazırlıklı ol. Bence Erol Bey bu işe el atacaktır. Bir baba oğluna yapılan bu hareketi kabul edemez. Hele Erol Bey hiç edemez. Belli çok gururlu bir adam. Bunu kesinlikle aile meselesi yapacaktır. Ne yapalım, uğraşacağız artık. Yarın sabah hastanede olacağım. Ekrem'i çıkarıyoruz. Ben de gelirim abi. Neyse, hiç değilse Ekrem bizi fazla üzmedi. Ne demezsin. Üzmedi Salih. Hiç üzmedi. Nasıl? Midesi çok kötü anne. Zeynep ona naneli bir çorba yapıyor. İçince bir şey kalmaz. İyi. Anne, normal mi bunlar? Yani bir süredir de nefes ağırlığından şikayet ediyordu bu kız. Olur bunlar oğlum. Elif yine iyi, bakma sen. Benim aylarca midem bulanmıştı. Bir de senin durumuna üzüldü tabii. Tabii. Hadi sıkma canını. Bir yol bulacağız oğlum. Zeynep, çorba hazır mı? Hazır Andan Hanım. İyi tamam. Sen Elif'e götür. Biz de masaya oturalım artık. Peki tamam. Selim Bey biraz sonra gelir. Tamam anne. Pasta çok lezzetliymiş Sema. Kesene afiyet. Bereket. Nefis. Afiyet olsun. Yarın kim alıyor bakayım tazminatını? Biz gidiyoruz. İyi o zaman, yarınki pastalar sizden. Ay inşallah. Tamam. Sırayla alın da her gün pasta yiyelim bari. Şunu da. Aman şu Elif de erken gidecek, günü buldu ya. Ay ne yapsın kız Müjgan abla? Kocası arayınca koşturdu gitti tabii. Yarın çok güzel içir, merak etme. Herkes şey içiyor mu? İçerler. Merlen sen bilmezsin bunları. Ne güzel kızların var senin Müjgan abla ya. Önce anasına bakacaksınız, sonra da kızlarını alacaksınız. Bakalım mı kız Müjgan abla? Bana ver bakayım, kim arıyormuş? Alo. Alo Nalan. Ben annesiyim. Alo, sesiniz gelmiyor. Bana versene anneciğim. Alo, Nalan'la mı görüşüyorum? Evet benim. Sizi babanızla ilgili olarak aramıştım. Kimmiş? Bir arkadaşım anne. Test sorularını almak istiyor. Ha. Dinliyorum. Yarın buluşabilir miyiz? Tamam. Nerede? Çoğunluk hisseleri elinde olduğu için böyle bir yasal hakkı var maalesef. Sadece bu konuda değil, pek çok konuda güçlü olduğunu bilmeniz lazım. Yani Ömer'in kovulması karşısında böyle elimiz kolumuz bağlı oturacağız, öyle mi? Yapılabilecek bir şey olsa keşke, ama yok. Hay Allah ya, ne kötü bir durum. Sizi de buralara kadar yorduk Selim Bey. Teşekkür ederiz. Hiç önemi yok. Yararlı olamadım ki. Neyse, buluruz bir çare. Ben de bu konuda düşüneceğim. Belki bir açık buluruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Selim Bey. İnanamıyorum çocuklar. Şu olanlara bakın, kabus gibi. Şeytan diyor ki yarın git odana. Otur. Çıkarabilirse çıkarsın bakalım.
Ortalık daha da gerilir. Aslında en doğrusu gidip benim konuşmam. Baba, bunu kaldırabilecek misin? Gitmesen. Olsun. Bu önemli bir konu. Benim gidip konuşmam en iyisi. Ortalığı boş bırakmadığımı görmeli. Tamam Kemal abi. Yarım saat sonra hastanedeyim. Orada görüşürüz. Beni arayan olursa hastaneye gittiğimi söylersiniz. Tamam mı? Tamam Yılmaz Bey. Odama gelir misin Yılmaz? Seninle konuşmamız gerekiyor. Tabii. Sakın onu üzeyim deme Yılmaz. Yoksa fena olur. Niye üzeyim ki, anlamadım. Ben seni uyarayım da. Olanları kabul mi ediyoruz? Ses çıkarmayacak mıyız? Erol Bey hasta yatağından kalkıp geldi. Önce bir konuşsun, bakarız. Çok acayip vallahi. Adam nereden nerelere geldi, görüyor musunuz? Biri haddini bildirmezse de duracağı yok. Dün olanlar çok can sıkıcı Yılmaz. Evet öyle, çok can sıkıcı. Burası bir aile şirketi. Hisse çoğunluğuna sahip olsan da oğlumu kovma cüretin affedilir gibi değil. Şu anda sonuçtan bahsediyoruz. Bu sonuca nasıl geldik biliyor musunuz? Ömer anlattı. Şu tazminat meselesi. Sizin şu tazminat meselesi diye geçiverdiğiniz şey benim için çok önemli. Üstelik bu konuda muhasebeye talimat da verdim. Bu talimat hiçe sayıldı. Bu başka türlü halledilemez mi Yılmaz? İle de böyle sert bir tavır mı gerekiyordu? Sert olan sadece ben değildim. Oğlunuz da benden aşağı kalmadı. Ama bunların bir önemi yok. Önemli olan Ömer'in son zamanlarda şirkete verdiği zarar. Belki biraz kenarda durması gerekiyor. Evet, Ömer son zamanlarda gurur verici şeyler yapmadı, biliyorum. Ama bu çocuk şirketin bütün müşteri ilişkilerini götürüyordu. Onlara ne diyeceğiz? Bu durum prestijimizi sarsmaz mı? Bilmiyorum. Bir çare bulmamız lazım. Ben kararlıyım Erol Bey. Bir süre buradan uzaklaşmalı. Kesin görüşüm bu. Bunu çok iyi anladım. Keşke oğlumu savunabilecek durumda olsaydım. Benim aklıma bir çözüm geldi ama Ömer bir süre fabrikanın başına geçsin. Hem buradan uzaklaşır hem de insanlara açıklayacağımız bir neden olur. Tabii senin de onayın gerekiyor bu karar için. Buna onay veremem ki Erol Bey. Ömer fabrika işçileriyle arasını öyle bir bozdu ki oraya gitmesi krizi daha da arttırır. Ama başka ne yapabiliriz Yılmaz? Senin de uzlaşmaya hiç niyetin yok. Adamlarla dalga geçer gibi Ömer'i fabrikanın başına nasıl geçiririz? Keşke beni bir dinleseniz. Bırakın şu işleri biraz toparlayayım. Sonra oturup bir çözüm düşünürüz. Bu konuşmayı keselim mi artık? Birbirimizi duymuyoruz çünkü. Peki, ben çıkıyorum o zaman. Hastaneye gitmem lazım. Kumarhanede yaralanan arkadaşım taburcu oluyor da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.